Selamünaleyküm, hayırlı geceler. Yeni bir tarih ve insan programıyla yeniden karşınızdayız. Bizleri sizlerle buluşturan Yüce Rabbimize sonsuz şükürlerimiz olsun. Her hafta olduğu gibi değişik konularla ekranlarınıza geliyoruz ve bilinmeyen konuları inşallah sizler için masaya yatırıp değerli hocamızdan bilgileri alıp ve ayrıca sorularımızı sorup cevaplarını alıp bilgilenmeye gayret ediyoruz. Bu hafta da yine Mevlana Hazretlerinin, Kuddise Sirruhu'nun ibretlik yönlerini konuşacağız, kıssalarından konuşacağız. Bilinmeyen yönlerini inşallah sizlere sunmaya gayret edeceğiz. Programımızı takip edenler bilirler. Daha önceki programlarda Mevlana Hazretlerinin şahsiyetinden ve diğer yönlerinden bahsetmiştik ama yine program süremizin yetmeyişinden dolayı bugün inşallah nasip oldu Mevlana Hazretlerinin ibretlik yönlerini inşallah sizlerle paylaşacağız. Konu hakkındaki sorularınızı Twitter üzerinden tarih ve insan etiketiyle bizlere ulaştırabilirsiniz. Program sonunda da 3 izleyicimize inşallah yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın kaleminden çıkmış değerli kitaplardan armağan edeceğiz. Ekranları başında bizleri siz değerli izleyenlerimiz ve değerli hocamız hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, bizler de çok iyiyiz. Hocam yine yoğun bir gündemimiz var ama onun öncesinde sizin de yoğun gündeminiz var. Geçtiğimiz hafta ziyaretleriniz evet. Oldu, konferanslarınız oldu. Bu hafta da olacak. Geçtiğimiz hafta Malatya, İnegöl, Esenyurt, Manisa gibi illere gittiniz. Evet, Manisa'ya gittim. Manisa'da hem gençlerle, talebelerle beraber oldum. Akşam halka hitap ettik. Ertesi günü yine Manisa'da Saruhanlı kazasına gittik. Saruhanlı'da yine talebelerle beraber oldum. Gençlerle, liseli gençlerle. Akşam da halka hitap ettim. Tabii bunlar tarih şuurunun çok Anadolu'da ne kadar etkili olduğunu gösteriyor Mustafa Bey. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tarih şuuru arttıkça ben geleceğimiz adına çok daha gururlanıyorum. Gerçekten hoşuma gidiyor. Mesela İnegöl'de salon tıka basa doluyor ve maşallah. Bir o kadar insan da geri dönüyor. Hatta başkanımıza dedim bu salonları büyütmemiz lazım artık. Her yerde bunu söylüyorum. Evet. Salonları büyütmemiz lazım. Yani kış günü hava soğuk, son derece sert. Akşam 8'de insanlar televizyonda her türlü programı bulabilir, evet. Zaplayabilir, ilgi çekeceği bir programı yakalayabilir. Bazen maç olabiliyor, insanımızın evet. ilgisini biliyoruz. Fakat bunların hiçbirisi, bilhassa gençlerimizin, bu da beni daha da çok sevindiriyor. O salona gelip sizlerle beraber olma aşkını, ihtiyacını, arzusunu, o aşkını gördüğünüz zaman ya bundan büyük memnuniyet duyuyorsunuz. Ya bunu kendi adıma değil. Hani bizi izlemeye geldiler diye açıkçası en küçük bu noktada herhangi bir şey için bunu söylemiyorum. Ya insanlardaki tarih şuurunu, doğru bilgiye olan ihtiyacını, doğru bilgiyi arama durumunda olmasını insan bundan büyük bir memnuniyet ve haz duyuyor. Son derece önemli. Eskiden açıkçası ben böyle bir şeyi tahmin bile edemezdim. Ya, hani her tür program var. Su sıcağı bir tarafa bırakıp insanlar 2 saat, 3 saat gelip sizi izliyorlar, sorular soruyorlar, konuşuyorlar. Bu tarih bilincinin ve şuurunun arttığını gösteriyor. Çok önemli. Onun için mesela Malatya'da düşünün 1000 kişi. Maşallah. 1000 kişilik salon doluyor. Ayakta da 200 kişi var Mustafa Bey. Maşallah. Yani müthiş bir kalabalık. Tabii orada Somuncu Baba'dan bahsediyor olmamız. İnşallah bir program da yaparız. Evet, yani inşallah. Somuncu Baba Anadolu'yu etkileyen en büyük velilerden bir tanesi. Hacı Bayramı Veli'yi yetiştirdi. Hacı Bayramı Veli Akşemseddin'i, Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'i. Yani şöyle baktığımız zaman Anadolu'yu en etkileyen velilerden bir tanesi Somuncu Baba Şeyh Hamidi Veli Hazretleri. Onun için böyle bir programa insanların bu denli ilgisi değil mi? Fevkalade bizim yani. O köşe taşı dediğimiz alimler bunlar. Köşe taşlara. Evet. Yani o köşe taşlarını takip ede ede gittiğinizde Peygamber Efendimiz'e, Kur'an-ı Kerim'e ulaşıyorsunuz. Doğruya ulaşıyorsunuz. Köşe taşlarını aradan kaldırınca uçuruma yuvarlanıyorsunuz. Bunlar bizim köşe taşlarımız. İmam-ı Gazali'ler, İmam-ı Rabbani'ler, Abdülkadir Geylani'ler, Cüneyd-i Bağdadi'ler, Silsile-i Aliye büyükleri.
Somuncu babalar, Akşemseddinler, Hacı Bayramı veliler, Hacı Bektaşi veliler. Bunlar bizim köşe taşlarımız. Bu köşe taşlarını takip ederek gittiğinizde yol Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor, oraya varıyor. Bazıları ne yapıyor işte? Bu köşe taşlarını kaldırmak. Yok saymak. Yok saymak. İslamoğulları gibi, bilmem ne yıldızlar gibi. Bunlar köşe taşlarını yok sayacak, sadece doğrudan Kur'an-ı Kerim'e varacak. Öyle bir cüret ki Peygamber Efendimiz'i de yok sayıyorlar. Onu dahi bir kenara. Çünkü kibrin sonu yok, ucubun sonu yok. Birine bağlanmak zor bir şey. Bir alim dizinin dibine oturmak, bir alimi övmek, bir alime bağlanmak bunlar da zor bir şey. Bunu yapamazlar çünkü kibir buna mani. Ne hale geliyor bu kibir? Peygamber Efendimiz'i dahi kabul etmemeye varıyor. Onu kabul edenler her şeye kavuşuyor, etmeyenler mahrum kalıyor. Maalesef. Yani bunları görüyoruz Anadolu'da Mustafa Bey. Öyle geçti geçen hafta. Çok İnşallah güzel. Önümüzdeki haftada yarın yine Bursa'ya gideceğiz, Yıldırım Belediyesi'ne. İnşallah. Yine bir kahvaneden kıraathaneye programımız olacak. Çok güzel. Yarın Salı günü Bursa'dasınız. Bursa'dayız. Hafta sonu da inşallah Almanya'da, Duisburg'da kitap fuarında olacağız. Bulunacaksınız. 2-3 gün inşallah Almanya'daki dostlarımızla beraber çok güzel muhabbet edeceğiz. Bizden de bol bol selam gönderiyoruz bol bol hocam. Selam getiriyorum. İletiriz inşallah. Hem bol bol da hem de selam size getiriyoruz. Allah razı olsun. Ve aleyküm selam. Bütün Lale Gül Medya'daki arkadaşlarım adına diyorum. Selamlarını alıyoruz. Hocam bir de yoğun gündemimiz var. Hazreti Mevlana'dan bahsedeceğiz tabii ibretlik yönlerinden evet. Ama ilk başlık olarak hem Avrasya Tüneli açıldı hem de Ilgaz Tüneli açıldı. Evet. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi Mustafa Bey, bunlar ülkemizin şu savaş şartlarında, değil mi? Şu zor 3-5 yıl içerisindeki büyük hadiseler, memleketimiz için can alıcı hadiseler. Hani bir anlamda cambazın ip üstünde yürümesi gibi, memleketimizin bir ip üzerinde böyle yürüdüğü bir esnada, yani ne diye konuşuyoruz, sık sık gündem olarak burada değerlendirmelerde yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. İstiklal Savaşı'ndan sonra en büyük savaşın içerisinde olduğumuz ki bana göre yani ondan sonra da değildir. Bu da bir varoluş mücadelesidir. Evet. Varoluş, yok oluş mücadeleleridir bunlar. Çok önemli mücadelelerdir. Hatta bir bağımsızlık savaşı verdiğimiz bir dönemdeyiz. Hı hı. Savaşın ortasındayız. Savaşın göbeğindeyiz. Hem içeride hem dışarıda, içeride hainlerin bu kadar bol olduğu bir devre yoktur. Evet, evet. Yani İstiklal Savaşı'nda biz bir bütün millet olarak 7'den 70'e savaşın içerisindeydik. Oysa bugün maalesef içeride bunca hainin de olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dışarıdan görünmeyen güçler nice maşalarını bizim üzerimize salabiliyorlar görünmeden. Topyekün bir mücadelenin, savaşın bizi içerisinde bunaltmak, yok etmek istiyorlar. Böyle bir mücadele döneminde Türkiye yatırımlarına, bu denli büyük yatırımlarını vaadinden daha önce yapar hale geliyor. Evet. Ve kıtaları birleştiren projelere imza atıyor. Ben 2 gündür Avrasya'dan geçiyorum. Yani öyle mi? Nasip evet. Oldu size. Evet, nasip oldu. Mustafa Bey, Beylikdüzü'nden Eyüp'e yaklaşık 1 saat, karşıya varmam 2,5 saat. Hı hı. Yani bunu kendi arabasıyla gittiği zaman metrobüs bu yolu 1,5 saate düşürmüştü. Yani 3 saate falan gidiyordum. Hı hı. Metrobüste 1,5 saatte gidiyordum. Şimdi 45 dakika. Gün geçtikçe zaman daralıyor. Yani düşünebiliyor musun? Maşallah. Beylikdüzü'nden kalkıyorsun. Göztepe'de fakülteye, Marmara Üniversitesi'ne 45 dakikada, 50 dakikada varabiliyorsunuz. 5 dakikada, 6 dakikada kıtalar arası yol gidiyorsunuz. Yeni Kapı'dan Göztepe'ye 6 dakikada geçiyorsunuz. Müthiş bir hadise bu. Yani Türkiye adına, ülkemiz adına bugün dünyanın süper güçlerinin sıkıntılı olduğu dönemlerde, kemer sıkma dönemlerinde, yatırımlarına ara verdiği dönemlerde, büyüme hızının düştüğü dönemlerde, büyüyemediği dönemlerde, Türkiye 7 düvelle çarpışır halde
ve böylesine büyük projeleri de gerçekleştiriyor. Bunlara siyasetçi diye bakanlara üzülüyorum. Siyaset adına bakanlara üzülüyorum. Değil mi yani? Yani memleketteki gelişmeleri, güzellikleri görmek lazım. İnşallah dünya devam ediyor. Sonra gelenler bunu aşsınlar. Gönül bunu arz eder. Daha büyüklerini yapsınlar. Daha ilerilere gitsinler. Fakat bir hizmeti onu yapanlar öldükten sonra değil, hayattayken alkışlayabilmek lazım. Hayattayken tebrik edebilmek lazım. Hayattayken teşvik edebilmek lazım. Asıl önemli olan budur. Yani böylesine bir güzel projeyi nerede, ne zaman, ne şekilde duyduk biz? Var mı böyle projeler? Yani bir taraftan Sultan Abdülmecid Han'ın bir projesi Osmanlı'da ta işte Marmaray gibi, değil mi şey yoluyla siz iki kıtayı birleştiriyorsunuz. Tren yoluyla. Tren yoluyla birleştiriyorsunuz Marmaray'la. Bunu gidiyoruz. Öte taraftan Abdülhamit Han'ın projeleri tüp geçidi yapıyorsunuz. Aslında bu bizim bunları belki çok öncelerden başarmamız lazım. Evet. Çok bu neyi gösteriyor? Osmanlı'da düşünülen, gerçekleştirmesi düşünülen, planlanan projelerden bahsediyoruz. Şimdi bunu tam 100 sene sonrasında mı yapmak lazımdı diye dahi bizim sorgulamamız lazım. Evet. Fakat ben devri hani hükümetimiz belki 2002'de geldiği zaman dibe vurmuş bir hükümetti. Bitmiş bir hükümetti. Enkaz. Enkaz bir hükümetti. Bunu görelim. Bunu evet illa hükümetler yapmadı. Bunu darbe hükümetleri de bunun destekçisi oldu. Maalesef. Ülkenin darbelerin ülkeyi ne hallere getirdiğini, ne sıkıntılar verdiğini biz biliyoruz. Bunları sadece hep de konuşuyoruz burada. Osmanlı'daki darbelerden konuşuyoruz. Cumhuriyet dönemi darbelerinden konuşuyoruz. Bunların memleketimize verdiği zararları konuşuyoruz. Belki bu projeler bizim 10 sene önce olacaktı o darbeler olmasa. 10 sene önce biz bunları gerçekleştirecektik. Fakat bugün şu yönden de önemli. Türkiye'ye ölüm vuruşunun yapılmak istendiği 15 Temmuz darbesinin ötesinde bir taraftan içeride bir taraftan dışarıda böyle büyük bir mücadele yürütürken bu nevi büyük başarılara imza atmak başarıyı 3'e katlıyor, 5'e katlıyor. Bunu yabana atmamak lazım. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Aslında burada hadiseye bir tarih. Hala 12 senedir işte Sayın Cumhurbaşkanımızın düşmanlığıyla ya nereye varırsın sen böyle? Memlekete çivi çakana Allah razı olsun demek lazım. Bu memleket için yapılıyor bu. Aynen. Bu memlekete kazandırılıyor. Bu insanlar yarın biz de, onlar da, herkes fani olacak. Ama orası yüzlerce sene kullanılacak, dua edilecek. Yani bütün bunu görememek gerçekten hani insan ancak kör göremezse güneşin kabahatine deme noktasına geliyor. Burada sadece göz değil, gönüllerin kör olduğunu bazen ben görüyorum. Maalesef. Maalesef gönüller kör olduğu zaman ona herhangi bir şeyi gösterebilmeniz mümkün değil. Ben Ilgaz Dağı'nın en çok sıkıntısını çekenlerden biriyim. Öyle mi? Tabii ki yani Boyabat'a giderken bazen değil mi? Geçilmez bir dağ. Yani döne kaldığınız en yerler. Mahsur kaldığınız, yolda kaldığınız yerlerden kışın bir tanesi. Geçtiği yerler. 11 kilometre uzunluğunda bugün 50 dakikalık yolu 8 dakikaya, ya. 7 dakikaya indiren bir yoldan bahsediyoruz. Her hafta ülkenin bir yerine giden insan olarak söylüyorum. Ne türlerden geçiyoruz, ne yollardan geçiyoruz. Duble yollar ve nasıl şahane yollar. Bütün bunları ancak gezen bilir. Yerinde yatan bilmez, evinde yatan bilmez. Gezmeyen bilmez. İki kelime işte bilerek Twitter'da paylaşan adamlar bilmez. Anlamaz. Görmek lazım, gezmek evet. lazım, dolaşmak lazım. Görebilmek de lazım. Evet. Yani bazen bakmak var bir de görmek var. Görmek var, o da evet. ayrı bir şey. Onun için ben Allah razı olsun diyorum. Yani emeği geçenlerden, milletimize böyle güzide eserleri kazandırdıkları için hele şu Avrasya tüneli projesi müthiş bir şey. Yani 116 metre yerin aşağısında iniyorsunuz. Böylesine mükemmel bir yapı, yol, eser. Yani
Dua etmekten başka bir şey elinizden gelmiyor Mustafa Bey. Dua evet. ediyorsunuz. Bunlar hayal edeceğimiz şeyler gerçekleşiyor. Hani hayal değil, hakikattim. Dağ yardım, kayalar attım. Elimde küskü, ferhattım. Küskün beni tanımadı. Diyor. Müthiş. Ne üzüntüyle bunu söylemişti. Herhalde meşhur şairimiz Arif Nihat Asya. Kalkacaktı yokuş iniş, taşlar verecekti yemiş. Bir ölçü tutturdum geniş, ölçüm beni tanımadı. Geçen yolcuya imrendim, geçem dedim bir de kendim. Bu köprüyü yapan bendim, köprüm beni tanımadı. Elimde doğan kuzular, bir gün benden soğudular. Dedim ne oldunuz, ne var? Sürüm beni tanımadı. Yine sizinleyim dedim, nasılsam öyleyim dedim, çıkıp da söyleyeyim dedim, kürsüm beni tanımadı. Daha dün sözleştik şurada, düğün hazırladım yurda. Eller beni tanıdı da sözlüm beni tanımadı. Bendim yol eden yolunu, bendim köy eden köyünü, bendim su eden suyunu. Köylüm beni tanımadı. Mustafa Bey. Ağzınıza sağlık hocam. Menderes'in hizmetlerinden sonra onu tanıyamayınca insanlar, Menderes'e sahip çıkamayınca insanlar, Arif Nihat Asya böyle söylemişti. Evet. Neler yaptım ama tanımadılar beni. Tanıyalım be kardeşim ya, tanıyalım, ölünce değil, ölmeden tanıyalım, anlayalım. Birisi hırsız olup da bu eserleri mi yapacak? Hangi hırsız hangi eseri verdi sana? Hangi eseri verdi? Hırsız olan eser vermez, arsız olan eser vermez. Memleket sevdalısı, vatan sevdalısı adamlar sana eser kazandırırlar. Anla artık, anla bunu. Evet. Evet, Mustafa memleketimizde Bey. Hocam tabii bu türlü şeyler işte tüneller vesaire duble yollar yapılan birçok insanlar için yapılan hizmetler aslında pek alışkın da değiliz. Çünkü daha çok hortumlamaya işte bankanın önüne tırları çekip öyle, paraları öyle, oradan öyle. Götürüp gidenlere görmeye ya alışkın Mustafa olduğumuz Bey, için. Bizim hükümet pazarlıklarında biz kaç tane hükümet gördük? 30 hükümet mi bilemiyorum yani. Kaç tane hükümet gördük? Bizim gençliğimiz hükümet kurulmalarında banka pazarlıklarıyla geçti. Ya. Şu banka şunun, bu banka bunun, şu banka şunun, şu devlet bankaları pay etmekle şu partiye sus payı, bu partiye sus payı, şu banka verildi. Niye veriyorsun bankayı? Hortumlayacak o bankayı. Evet. Kimin parasını hortumluyorsun? Kimi ne için alıyorsun? O bankanın paralarını peşkeş çekecek birilerine. Böyle geçti. Bunun için de işte hizmet olmuyordu. Hı hı. Ardından darbeler, ardından darbe tarihleri. Neler maalesef. Neler, neler neler. Evet. Hocam ciddi bir çalışma var. Allah'a çok şükür. Geçenlerde yine bir televizyon kanalında izledim. İSKİ'nin yapmış olduğu çalışmaları gösteriyorlar. Atık suların değerlendirilmesi, onların temizlenmesi, musluklarımıza kadar gelişini gösteriyorlar. Evet, tadında bir hoşnutsuzluk var ama tamamıyla güvenilir. Yani çeşmelerimizden akan evet. sularımız hakikaten çok güzelmiş. Ben de artık çeşmeden içeceğim. Hocam bir de geçtiğimiz hafta içinde malum gündemi konuşuyoruz, gündemi değerlendiriyoruz. Rus Büyükelçisi'ne bir suikast gerçekleşti. Bunu işte FETÖ'den olduğu veya El Nusra'nın yaptırdığı gibi yönlerde çeşitli spekülasyonlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Şimdi tabii büyükelçiyle başladı. Hı hı. Yine işte Rusya'nın bir uçağı düştü. Şu anda evet. soru işaretleri taşıyor. Evet. Yine önceki gün ben haberlerde çok da takip edemedim. Önemli bir devlet adamının daha öldürüldüğü şeklinde ne olduğunu çok takip edemedim dışarılarda olduğumdan. Rusya'nın Türkiye ile beraber olmasını da istemiyorlar. Bunda çok büyük mesajlar var. Çok ciddi mesajlar var. Rusya ile Türkiye'nin arasının açılmasını istiyorlar. O uçak krizinde Amerika başkanıyla ben Obama'nın hemen Putin'le ilişkileri sıcak tutmadığına birden bir araya gelme çabalarını görmüştüm. Ve bundan ciddi olarak tabii endişelenmiştim. Zira bizim maalesef işte stratejik ortağımız dediğimiz Amerika bizim kuyumuzu kazmak için her türlü atraksiyonun içerisinde, bütün faaliyetlerin içerisinde bu apaçık biz apaçık belli bunu görüyoruz. Ve tek
bunları rahatsız eden bizim Rusya'yla ikili iyi ilişkilerimizin devamı ve gelecek adına bu ilişkilerin devamı yönünde ciddi adımların atılması. Bu hem Avrupa'yı çok ciddi olarak rahatsız ediyor, hem de Amerika'yı rahatsız ediyor. Çünkü Türkiye-Rusya işbirliği Avrupa için de Amerika için de bir felaket olarak görünür. Bunun farkındalar, bunu biliyorlar. Türkiye bana göre artık yolunu çizdi. Yani bu demek değil ki Türkiye Amerika'yla, Avrupa'yla ilişkilerimizi donduralım, bitirelim, yok edelim. Hayır, böyle bir mesaj da verilmiyor, bu da yok. Fakat benim dostumsan benim yanımda ol. Beni mahvedecek, benim dostum olarak gözüküp beni arkamdan hançerleyeceksen artık Türkiye gözünü açtı. Böyle bir noktada değil. Sırtını sana dönmeye güveni yok Türkiye'nin. Dostumsan karşıma gel, beraber iş yapalım. Şu önce karşıma gel. Ben senin ardındayım. Ardından ancak hançerliyorsun sen. Evet. Türkiye'nin bu ülkelere hiçbir güveni yok. Düşün Avrupa, şu Avrupa diye hala yok Avrupa'yla ara bilmem ne diyenlere şaşıyorum. Bunlar ahmak. Avrupa Birliği hala şunu, teröriste acı, teröriste merhamet et, teröriste iyi geçin, terörle mücadeleyi yeniden gözden geçir. Kime akıl veriyorsun sen ya? Adam seni bıçaklayacak, sen onunla iyi geçinmeye çalışacaksın. Adam sırtından vuracak, arkandan hançerleyecek, sen ona dua edeceksin. Sen onu mahkemeye vermeyeceksin, mücadele etmeyeceksin. Dünyada böyle bir devletin yaşama imkanı ve ihtimali yok. Böyle bir ülke yok. Avrupa Birliği sadece kendi sömürgesi olsun, kendi ayakta dursun, diğerleri her şeyle boğuşsun. Kendileri iki kişi öldüğü zaman 6 ay olağanüstü hal koyuyorlar. 6 ay. Onlar sadece başkalarının teröristi onlar için iyi. Kendi teröristin acaba öyle mi davranıyor? Mülayim mi davranıyor? Bunları iyi bilmek lazım. Ama tabii beni en çok üzen, yaralayan, bize şaşırtıcı gelmedi ama Türkiye'de insanların ne yazık ki yıllar içerisinde mankurtlaştırıldığı. Evet. Yani ben kim olursa olsun bir Türkiye'deki büyükelçi bu ülkenin misafiridir. Ve bu ülkenin en önemli değerlerinden biri misafirini düşmana teslim etmez. Evet. Ölür misafiri uğruna evine sığınmış birisini düşmanına teslim etmez. Misafiri için ölür. Bu büyükelçi de hocam zaten Türkiye'ye de çok yardımcı olmuştur Rusya ile ilişkilerde. Olsun olmasın Mustafa Bey. Olsun olmasın. Hı hı. O size emanet ediliyor. Bu ülkeye emanet ediliyor. Bu ülkeye gönderiliyor. Sizin dostunuz da olabilir, olmayabilir de. Neticede bu ülkede bir başka ülkenin bu ülkede duran misafiri. Ona karşı sizin nasıl davranmanız lazım? Hı hı. Evine aldığınız bir kişiyi sırtından, ensesinden vuruyorsunuz. Ya. Bu bizim gençlerimizin ne hale getirildiğinin bir işaretidir, bir resmidir. Bunu güya hizmet eden, 5 vakit namaz kılan, güya. Aslında bu tip bir insan, bu bir polis aynı zamanda, evet, korumakla yükümlü birisi. Korumak polisi. Bu sadece bu gençlerin nasıl mankurtlaştığını üzerinde 50 kat düşüneceğiz. Kolay bir olay değil, biz sık sık bunu söyleriz. Bazıları hani püskürttün de bitti bu iş. Hep söyledik, bitmedi bu iş, yeni başlıyor diye. Yeni başlıyor, bu iş bitmedi. Çünkü Türkiye'de öyle insanlar var ki, işte önceki gün Mustafa İslamoğlu İmam Hatip'le ilgili bir şeyler söylüyor. Yani şu sözler söylenecek sözler mi? Söylenecek laflar mı? Bazılarına bazı sözleri söylettiriyorlar, konuşturuyorlar. Bunların hepsi mankurt edilmiş insanlar bir yerlerde. Mankurt edilmiş. Sadece hani radyoyu açarsın, oradaki söyler. Buradakini ağzını açıyorsun, sen dolduruyorsun, onu söyletiyorsun. Bunların kendi sözleri değil, kendi fikirleri değil, kendi düşünceleri değil. Birileri bunların içini dolduruyor ve konuşturuyorlar. Maalesef.
çok bu ülkede. Kolay değil bu mücadeleyi yapabilmek. İşte bir devletin koruma gücü ve onu koruyacak olan insan, yani düşünebiliyor musun? Polis, çevik kuvvet. Bir siyasi parti liderimiz de bunun eline silahı kim verdi, araştırmak lazım diyor. Ya böyle bir düşünce olabilir mi? Adam çevik kuvvetten bahsediyoruz. Eline silahı kim verdi denir mi? Böyle bir düşünce var mı? Maalesef var işte hocam. Yani Mustafa Bey, böyle garip garip sözler de duyuyoruz. Neden? Çünkü normal düşünemiyoruz. İşte rakibimizi yıpratalım. Ülke gidiyor elden. Ülke gidiyor, ülke gider. Allah korusun. Nerede durduğumuzu, ne mücadele verdiğimizi, kiminle mücadele verdiğimizi net göreceksin, net duracaksın kardeşim bugün. Yarın sana kimse iktidar vermeyecek. Bu ülkede bütün muhalefeti, iktidarı, bu ülke düştüğü gün bu ülkede iktidar yok artık. TC diye bir devlet yok artık. İktidar yok. Siyasi parti yok, bunu bilsinler. Bu ülkede artık bunlara yer yok. Türkiye Cumhuriyeti diye bir şeyi bırakmayacaklar. Bunu görsünler. Bunlar hala mücadelenin ne ile, ne için, kiminle, nasıl bir mücadele olduğunu maalesef anlayamadılar. Bakın şu hadiseler bunu gösteriyor. Kiminle mücadele ettiğimizi iyi bilelim. Evet. Ben bu bakış içerisinde, yani Rusya'nın duruşu, Rusya ile siyasetimizi bu iyi hale getirmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar elzem olduğunu ki burada bir kez daha anladık. Bu kolay, basit bir hadise değil. Rusya gibi bir süper gücün büyükelçisinin bir ülkede öldürülmesi, normal şartlarda o ülkeyle bütün ilişkilerin askıya alması gibi bir mana çıkar. Fakat artık Putin de bu işi çok iyi biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok iyi biliyorlar. Çok iyi görüşüyorlar. Asıl nereden geldiğini, Rusya da yıllardır bunlarla mücadele ediyor. Neden olduğunu, nereden kaynaklandığını her ikisi de iyi gördüler. Evet. Bunlar evet. İyiye alamet. İyiye alamet. Cenab-ı Hak düşmanlarımıza fırsat vermesin. Amin. Amin. Ülkemizi muhafaza eylesin. Amin. Her gün şehit veriyoruz. Şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. İnşallah en kısa zamanda da bu mücadeleden başarıyla çıkmayı nasip eylesin. İnşallah. Yani hani kimin dua gücü, kimi orada savaşıyordur. Herkes vazifesini yapabilmeli. Bari dua edin. Dua edelim. İnşallah hocam. Evet, hainliğin vücut ve kurşunla son bulmuş halini işte Büyükelçi'de gördük. Lakin Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar hocam hem sırtından hem yanından hem karşısından da sürekli devam bu ediyor. Bu işte ve ülkemizin edecek... vurulmasıdır. Evet. Yani şimdi bir büyükelçi değil o. Bir ülkenin sırtından vurulmasıdır. Hı hı. O büyükelçiye sırtından, arkasından atılan kurşun bir ülkenin bağımsızlığına atılan kurşundur. Evet. Bunu böyle göreceksin. Ülkene sıkıyorsun. Ne için yani? Orada senin o büyükelçiyi tanımıyorsun. O büyükelçiyle alıp vereceğin yok, borcun yok, alacağın yok, vereceğin yok. Hasmın değil. Evet. Ya neden? El Nusra falan hikaye. Hı hı. FETÖ var burada. O tamamen bir hikaye. O bir görüntü, başka yerleri çekmek için söylenmiş bir şey. Onu yaptırtmak istemez çünkü ona silahı verenler, öldür emrini verenler. Yaptıkları onun hedefe istemezler. Uymayınca hedef abi, şaşırtıyorlar. Bu bir ülkeye, işte kendi ülkesine kurşun atmaktır bu. Kendi ülkesini vurmaktır. Bunun açıklaması budur. Evet hocam. Şunu da sormaktan geçemiyorum hocam. Gerçi ilk bölümün de sonuna yaklaşıyoruz. Lakin hemen sorayım, bunu da sıkıştıralım araya. Ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi var. Osmanlı'da şeker fabrikası yoktu, şeker yoktu. Var mıydı, ya, yok muydu hocam? Mustafa Bey, çok 30 sene başörtüsüyle uğraşan bir siyasi partinin liderinden, tabii bir siyasi partinin bugünkü liderinden geleneği 30 sene işte üniversitelerde kızların başını açtırmak için ya. Uğraşıyor. Kızların, bir kızın herhalde başını açmak onun için Avrasya Tüneli gibi bir şey galiba. Ya. Çok iyi dediniz hocam. Yani bari biraz tarih oku, tarih bil.
koskoca Osmanlı diyorlar, büyük Osmanlı diyorlar. Uşağa gitmiş, Uşaklılar da saf saf dinliyor herhalde yani. Uşağa gitmiş, Uşak'ta şeker fabrikasından bahsediyor. Osmanlı şekeri yapamadı falan filan diye. Bu adam şekerin ne olduğunu mu bilmiyor? Osmanlı'yı mı bilmiyor? Osmanlı'da şekerden mi anlamıyor? Şeker ne zaman başladı diye şöyle bir baksa, anlasa, aman Allah'ım yani buna acaba Sükker pazarından filan haberi yok mu Osmanlı'daki pazarlardan? Osmanlı'daki muhasebe defterlerinden, şekerden alınan vergilerden, gümrük vergilerinden, bunlardan haberi yok mu? Acaba bilmiyorum. Saray görevlileri içinde şekerci başı diye birini biliyor mu acaba? Bilmiyor mu? Yani Mustafa Bey, cehaletin bu kadarına sadece pes doğrusu diyorsun. Yani böyle bir cehalete pes doğrusu demekten başka bir şey elde etmiyor. Onlarca şeker imalat haneleri var. Önceden tabii şeker kamışı diye bir şey var. Ya evet. Şeker kamışı, şekerin daha önce elde edildiği bir yer var. Sonradan şeker pancarı ortaya çıkar. Ondan elde edilmeye başlar. Bu önceden imalat haneler olur. Sonradan büyük fabrikalar olur. Evet. Şeyin durumuna, ihtiyacına, gereğine göre bu tip şeyler çıkar. Yani bütün bunları görmemek, anlamamak, açıkçası bir bugün ülkemizin muhalefet lideri olarak İnsan üzülüyor. Ya. Yani böyle birisi. Bu bana neyi hatırlatıyor? Liseden öteye gidememiş. Lisede de yani bir Osmanlı düşmanı hocadan ya bir ders aldı. Çünkü seveni azdı. Herkes müfredat belliydi. Herkes belli şeyleri, klişe ifadeleri kullanıyordu. Vatan sattı, Kızıl Sultan, avdan gelmedi, deli padişah, saraydan çıkmadı. Sayın Muhalefet Partisi'nin lideri de demek ki böyle bir hocanın elinde kaldı, oradan dışarı kalış çıkamadı, orada kaldı. Kalış o kalış. Yani kalış o kalış. Çok üzücü, gerçekten çok üzücü bir ifade. Maalesef, maalesef. Çok hocam. Üzücü bir söz. Yani bunu açıkçası anlayabilmek mümkün değil. Ünlü tarihçilerimiz Halil Sahillioğlu'nun, ünlü tarihçimiz Barkan'ın muhasebe defterleri bu konularda yani Osmanlı'nın şekerle ilgili üretiminde neler neler yani... Nerede? Adana'da, Antalya'da, Tarsus'ta, Silifke'de, Alanya'da, Halep'te, Beyrut'ta, Kıbrıs'ta, Girit'te o kadar kaliteli şeker üretilen şeylerimiz var ki bizim. Bırakın 16. asırdan itibaren artık şeker ihracatına başlamış bir devlet. Bunları böyle bir ifadesi, evet, yani ihracat dahi yapıyor. Öncelerde biraz daha ithalat konusunda ama Osmanlı dediğin herhalde 22 milyondan bugün 1 milyonu mu düşünüyor? Onu da anlamış değilim. Osmanlı dediğin 22 milyon bunu alıyor mu acaba hafsalası? Bir Osmanlı haritası gördü mü diye şüphe ediyorum. O zaman Mısır da bizdeydi. Mısır'da şeker var mı yok mu bak. O zaman Suriye de bizdeydi. Şeker de var mı yok mu bak. O zaman yine Balkanlar da bizdeydi. 400 sene, 500 sene Balkanlarda. Şeker oralardan geliyor muydu? Bir bak. Yani Osmanlı dediğin şey işte şu küçücük bir avuç kadar bir ülke falan değildi. 22 kattı Osmanlı dediğin ülke. Acaba haritasından haberdar mıdır? Osmanlı deyince sadece bugünkü Türkiye mi anlıyor? Orada da şüphedeyim ben şahsen. Yani artık böyle bir muhalefet partisi tarihten bu kadar uzak, tarihe bu kadar zıt, geçmişine bu kadar düşman. Yani bu geçmişinde Osmanlı, hani Büyük Osmanlı dediğin şu diye bir şekerden giderek bunu ifade etmek, Büyük Osmanlı diye yarın acaba Selimiye'ye girdiğinde ne der bu zat-ı muhterem? Süleymaniye'ye girdiğinde ne der? Başka şeylere girdiğinde ne söyler? Yani insanın aklı duruyor açıkçası. Aynen, aynen hocam. Yani en azından Ramazan'da bir Ramazan etkinliklerinin orada şekerleme ya yaparlar. Ya Mustafa bilirsiniz. Bey, Sur-i Hümayun dediğimiz düğünleri var. Fatih'in, II. Murad'ın, bakın ilk padişahlar, hatta Murad-ı Hüdavendigar'ın o şeylerde şekerci esnafı her tür böyle mesela bayramlarda, büyük gösterilerde, alaylarda neyle geçer? Tavşan, kuş. İşte tavşan, kuş, kuzu şeklinde şekerler vardır. Hı hı.
şekerciler, bütün eşyalar, bazı hayvanlar tamamen onun kılığında yapılmış şekerlemeler var ve bunlarla geçerler. Bu şekerler geçer. Sonra onları yağma ederler. Yer insanlar. Yani bir tane acaba Sur-u Hümayun bir düğün, Osmanlı düğününde şekerci esnafı o şekerlerden neler yapıyorlar? Şunu bir araştırıversin, bakıversin. Bizim kitaplarımızda bunlar o kadar yazılır ki, yani 2. Mehmet'in oğullarının düğününde şekerler ortaya saçıldı diye kaynaklar yazar. Fatih'in, 1. Murad'ın oğlu Bayezid'in, 1. Murad, Murad-ı Hüdavendigâr, 3. Padişah der ki şekerler ortaya saçıldı bütün. Yani böyle ifadeler geçiyor. Bilmiyorum bu. Daha Osmanlı'nın kuruluşundan 50 sene, 60 sene içindeki hadiseler. Neden bahsediyor şimdi? Allah akıl fikir versin. Başka diyecek bir şey yok. Amin. Hadi yanlış söylediniz. Ekibinizden birisi de kalkıp düzeltebilir. Yani ekip de çok sağlam değil hocam. Yani bir şeker hususunda bile yanlış bilgilendirmeler, yanlış söylemler oluyorsa tamam bir baş olarak yanlış ne konuşabilirsiniz. Ya ama ekibiniz, danışmanlarınız en azından hiç mi düzeltebilir. Danışman yok. Evet. Yani uşağa gidip böyle bir konuşma pek hoş olmadı. Garip. Şekerli olmadı yani. Evet. Evet, değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan programının ilk bölümünün sonuna geldik. Bugünkü, bu haftaki konuğumuz Hazreti Pir Mevlana Kuddise Sirruhu'nun ibretlik yönleriyle inşallah karşınızda olacağız ikinci bölümde. Tarih ve İnsan etiketiyle de Twitter'dan sorularınızı bekliyoruz. Bizden bir yere ayrılmayın inşallah. İnsan programının ikinci bölümündeyiz. Normalde sorularla devam ediyoruz ama bu haftaki konumuz Mevlana Hazretleri'nin ibretlik anekdotlarıyla inşallah devam edeceğiz. Üçüncü bölümde de Allah izin verirse sizlerden gelen soruları değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamıza soracağız. İlk bölümü kaçıranlar için hemen söyleyelim. Güncel olan konulardan bahsettik. İnşallah tekrarlarını da YouTube'a atıyor arkadaşlarımız. Ertesi günde oradan takip edebilirsiniz. Hocam güzel bir sorumuz var. Aslında soruları üçüncü bölüme saklayacaktık. Lakin aslında konumuzun da ana başlıklarından bir tanesiydi bu. Hazreti Pir Mevlana Mesnevi'de müstehcen konulardan bahseder mi diye sormuş izleyicimiz. Şimdi... Evet, bunu Hazreti Mevlana'yı kötülemek için söyleyen insanlar var. Yani Mesnevi'de müstehcen hikayeler anlatılmaktadır diye. Böyle kötülemek, onu işte gözden düşürmek, insanların okumamasını sağlamak, güldürmek, neyse ne maksatla yapıyorlar bilmiyorum ama bu nevi Mesnevi'yi maalesef kötüleyen insanlar var. Bunlar bir manada... açıkçası anlamıyorlar. Neyi anlamıyorlar? Mesnevi'nin vermek istediği mesajı, anlatmak istediğini anlamayan adamlar. Bazı hususlarda işte nasıl bakarsan öyle görürsün de diyebiliriz. Mesnevi'de güldürücü hikayeler var. Müstehcen diyebileceğimiz de bir iki hikaye var. Bir iki hikaye var ama bunlar müstehcenlik anlatmak için değil. Yani zaten okuduğun zaman ona işte müstehcenlik veriyor, anlatıyor manası çıkmaz. Adamın ruhu hastaysa, kalbi hastaysa ona şeker yedirsen, safra kesesi hasta olan bir insan şeker acı gelir. Yani bir insan da ruhen hastaysa, kalbi hastaysa ona sen bir hikaye anlatırsın. O hikayede bir ibret vardır. İbreti görmez, ona gider. Bu bir hastalıktır. Ben biraz bu tip insanları... kalbi hasta olan, yani bir kalp mütehassısına gitmesi lazım onun. Tedavi olması lazım. Şahsen öyle görüyorum. Hikayenin veya başını okuyup da sonunu görmeyene de ne derler bilemiyorum. Bunlar hikayeyi sadece başını görebilen insanlar, sonu görmüyorlar. Hani neye benzer? Ahmaklar sadece iki gözüyle bakar demişler. Akıllı adamlar gönül gözüyle bakar ve ondaki ibreti alırlar.
Şimdi şuna da benzetebiliriz. Hani Mevlana'dan müstehcen hikaye var diyenler. Ceviz ağacı, cevizi düşün ki dalında işte bir meyve görüyor. Ceviz ağacını görmüş biri. Isırdığı zaman o yeşil kısmı zehir gibidir. Aynen. Ceviz zehir gibi deyip atar. Bir de cevizin işte o yeşil kısmına atıldığı dönem vardır. Bu defa da öyle yemeye kalkarsa dişimi kırıyor diye atar, bilmiyor. Bilen insan o cevizin içini çıkartır, yediği zaman o artık cevizin dışı şöyleydi, yeşil kısmı zehir gibiydi, kabuğu çok sertti, dişimi kırıyordu demez. O oraya bakmaz. O neye ulaştı? Asla ulaştı. Aslı yakaladı, asılı yakaladı. Şimdi Hazreti Mevlana'da bu aslı yakalayamazsan ceviz gibi bakarsın. Cevizin işte dış kabuğunu sabah akşam konuşan adama ne dersin sen? Ya bu ceviz diye bir meyve var. Bu işte bunu nasıl yerler ben bilmiyorum. Bunun dışı şöyle zehirdir, böyle zehirdir. Yeşil gibi görünümüne aldanma. Sabah akşam bunu konuşan adama ne dersin Mustafa Bey? Yani bir şey de demek gelmiyor içimden hocam. Yani ne diyeyim ki? Denmez ki diyesin yani. Derler ya. Yani denmez ki diyesin. Rahmetli büyük annemin böyle Allah annemin çok güzel bir sözüydü. Evladım söylenecek çok söz var ama denmez ki diyesin derdi. Ne söyleyelim şimdi? Yahut da sabah akşam işte o odun gibi, ya bu ceviz odun gibi bir yiyecek. Bunda ne buluyorlar? Ben anlamıyorum falan diyor. Yani kabuğunu odun gibi falan diyerek böyle konuşuyor. Şimdi mesela bir tanesini ben nakledeyim. Böyle buyurun. Konuşulan. Hadis-i şerifte nefis bütün kötülüklerin anasıdır der. Evet. Bunu bir yere yaz. Unutma. Çünkü Mesnevi'nin nice hikayeleri bir hadis-i şerifin de açıklaması gibidir. Pek çok hikayeler aynı zamanda bazı hadis-i şeriflere atıfta bulunmaktır. Onun açıklaması gibidir. Sonra Mevlana bir hikaye anlatır. Hikayede bir kişi annesini öldürür. Neden öldürdün diye soruyorlar. Annem zina yapıyordu der. Peki adamı öldürseydin derler. Her gün bir adam mı öldürseydim der. Allah. Şimdi böyle bir hikaye. Tamam mı? Yani annemi öldürdüm. Yoksa her gün bir adam öldürecektim. Şimdi döner Hazreti Mevlana. Der ki, ey insan, işte o kötü huylu anne senin nefsindir. Mustafa Bey, şimdi hikayenin buraya kadar adam ne anlar bilmiyorum. Şimdi de Hazreti Mevlana bu hikayeyi açıklamaya geçti. Ey insan, işte o kötü huylu anne, o senin nefsindir, kendi nefsin. Onu bir anne diye görme, o senin nefsindir. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Nefis, kötülüklerin anasıdır. Evet. Bakın, anayla özdeşleştirdi. Nefis bütün kötülüklerin anasıdır. Ey insan, o anne, kötü huylu anne, senin nefsindir. Onun fesadı her yana yayılmıştır, kaplamıştır. Nefis insanın düşmanı çünkü. Nefsi emmare. İnsanın düşmanı. Sen nefsini öldür. Nefsini öldür ve nefsini kötülüklerden uzaklaştır. Ne yapar insan? Hani bir insana belli noktalarda nefisi de Cenab-ı Hak vermiş, kullanacağı faydalı olduğu. Ne yapması lazım? Gem vurabilmesi lazım. Hani atın gemi olmazsa, at başıboş kalırsa zapt edemezsin. Gider, ata bir gem olacak. Arabada bir fren olacak. Freni tutmayan araba nereye gideceğini bilemezsin. Nefsi de gemlemek, zapt etmek. İşte hakim olmak. Orada ne yapıyorsun? Kötülüklerden alıkoyuyorsun. Kötülüklere karşı dur diyorsun. Sahip çıkıyorsun. İşte bu. Şimdi bunun birinci kısmı olarak addediliyor. Birinci kısmı gördüğün zaman sanki bir müstehcenlik mi anlatıyor diyebilir. Fakat dersini aldığın zaman seni bambaşka düşüncelere, bambaşka yerlere götürdü. Doğru mu? Evet. Kendine götürdü seni. Nefsine, ruhuna götürdü. Şimdi burada düşün artık, tefekkür et. Burada tefekkür et. Hep bunun gibidir işte Hazreti Mevlana'nın o eserindeki sohbetleri, kıssaları, ayet-i kerimeleri, hadis-i şeriflerin bir nevi açıklamasıdır. Onun için Hazreti Mevlana için niz peygamber veli daret kitap derler.
hani peygamber değil, fakat kitabı var. O kitap Kur'an-ı Kerimleri ve hadis-i şerifleri insanların anlayabileceği böyle hikayelerle, anekdotlarla, kıssalarla anlatıyor ve ondan ibretler çıkarttırıyor. İbret almayı kolaylaştırıyor. Ne kadar hoş. Çok güzel bunu hocam. Anlatan birileri olsa. Yani şeye de benziyor biraz. Abdestsiz namaza durmayın cümlesindeki. Abdestsiz... Adam tabii değil mi? O şekilde söyleyebiliyor açıkçası. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor, namaza gelmeyin diyor. Hani Bektaşi'nin hikayesi. Niye? Evet. Yazıyor mu? Yazıyor. Ve devamını okumayınca işte böyle. Evet, cevizin bu... içine girmeyince böyle. Evet. Maalesef öyle. Hocam ibretlik anekdotlarından bizler de notlarımızı aldık. Hazır fırsatı, zamanı gelmişken de hemen soralım. Zalimin zulmü karanlık bir kuyudur. Mesela bu mesajı veriyor. Evet. Zalimin zulmü karanlık bir kuyudur. Bunlar önemli hadis-i şerif sözler, işte yine açık değil mi? Peygamber Efendimizin zulme düşmemek üzere, zulüm yapmamak üzere, adil hükümdarlar konusunda ne kadar hadis-i şerifleri var. Cennette arşa şeyde o güneşin en hararetinden korunacak insanlardan bir tanesi de adil hükümdarlar. Adil olabilmek, adil davranabilmek. Bununla ilgili. Mesela Hazreti Mevlana da çok hikaye anlatır bununla ilgili. Bir tanesi bir aslan. Aslan işte ormanda hayvanları rastgele yiyor, öldürüyor. Zulmediyor hayvanlara. Aslan da ormanların kralı. Yani kimsenin de bir şey yapabildiği yok. Hayvanlar kendi aralarında anlaşmışlar. Diyorlar ki, ya böyle rastgele bütün hayvanları yemesin, öldürmesin, mahvetmesin. Biz her gün birini seçelim, onu yesin. Her gün bir kişi gitsin, hiç olmasa giden kendini bilsin. Diğerleri de rahat hareket etsin. Evet. Yani en azından o gün ölümle, korkuyla yaşamasınlar. Anlaşmışlar, her gün bir hayvan gidiyor. Aslan onu yiyor, aslan da rahat yanıma geliyor diye. O da rahat, ormandakiler de rahat. Sıra kendisine gelinceye kadar ve böyle bir müddet gitmiş, sıra tavşana gelmiş. Tavşan o gün, tabii bunun saati var, yemek saati var, öğle vakti gidecek ve aslan onu yiyecek. Bu ikindi vakti gidiyor. Aslan artık şöyle ormana bir çıkayım da hayvanları mahvedeyim diye düşünürken tavşan geliyor. Aslan tabii son derece hışımla, nerede kaldın diye buna bir bağırıyor. Diyor ki, işte sayın kral, biz aslında ben sana tek başıma yetmem. Yani. İki tavşandık. Yanımdaki de çok semiz bir tavşandı. Benden iri cüsseliydi. İki katımdı. Onu yolda senin gibi karşımıza bir aslan çıktı ve o yedi, aldı. Ne kadar kendisine yalvardıksa da, bizim işte yerimiz var dediysem de dinlemedi. Hatta sana çok küfürler etti. Ağır söyledi. Böyle söyleyince aslan hışımla çıldırıyor tabii. Göster bana onu diyor. Hemen şuracıkta biraz ileride diyor. Aslanı alıyor bir kuyunun başına getiriyor. İşte diyor bunun içinde yuvası diyor. Aslan yukarıdan bakınca hışımla, aşağıda da hışımla birinin kendine baktığını görüyor. Ve birden üzerine dalınca aslan kuyuya gidiyor. Kuyuda can veriyor. İki aslan da kuyuda. İki aslan. İçeride kendisini gördü Mustafa Bey. Suda aksini gördü. Evet. Artık kendisi gitti. Şimdi suda aksini gördü. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, o kuyuda gördüğün sendin, senin nefsindi, kötülüklerindi. Kendine savaş açtın. Evet. O senin kötülüklerindi. Kendi kötülüklerini orada gördüm. İşte insanı kötülükleri felakete sürükler. Yani karşıda görme hatayı, kendinde gör. Kendi nefsinde gör, kendi kötülüklerini gör. Hatayı bir başkasında arama. Başkasında arama. Kendinde ara. Aslan orada kendi zulmünü gördü. Kendi kötülüklerini gördü diğer aslanda ve ona saldırdı, gitti. Halbuki kendisiydi o. Kendi nefsini helak etti. Bunu veriyor. İşte onun için karanlık bir nedir? Zulüm, zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Evet. Bakın işte karanlık bir kuyuya düştü aslan. Zalimlerin zulmü. Şimdi bu sözü orada anlatıyor, veriyor.
Hazreti Mevlana böyle bir hikayeyle insanları da uyarıyor. Hı hı. Neyi? İkincisi, sen fil bile olsan düşmanı küçük görme. İkincisi, kendin fil. Ne yaptı? Düşmanı küçük gördü. Ben onu ezerim. Ben onu mahvederim. Orada baktı ve düşmanı küçük gördü. Düşmanı da küçük görme hiçbir zaman. Mesela ikincisi bunu söylüyor. İşte nereye atıp var bunda? Ebrehe'nin ordusuna. Ya. Değil mi? Kabe'yi yıkmak için hiç düşman falan düşmanı takmadı. Fillerine güvendi. Halbuki Cenab-ı Hak ona ne gönderdi? Ebabil kuşları. Arslanı oraya kim sürükledi kuyuya? Küçücük bir tavşan. Akılla hareket ettiğin zaman küçücük bir tavşan seni aldı, kuyunun içinde boğduruverdi. Düşmanını da hafif görme, zeki bir insan zeka ile bir fili mahvedebilir. Bir arslanı mahvedebilir. Bu da düşmanı hafif görmemekle alakalı bir husus. İşte böyle dersler veriyor Hazreti evet. Mevlana. Bir anekdot da bu. Yine not aldığımız anekdotlarımız var hocam. Bütün ömrünü mahvettin başlıklı bir anekdotumuz var. Bunda neler anlatıyor? Neler anlatıyor bunda? Hazreti Pir Şimdi, Mevlana. Bir gün bir lisan alimi bir gemiye binmiş. Şimdi alimler de biraz kibir sahibi olurlar. Büyüklenirler. Böyle tepeden bakarlar. Bir şey konuştuğu zaman karşıdaki bilmeyince, hani ilim sahibi insan bir şeyler anlatır. Karşıdaki bilmeyince kendine bir gurur ve kibir gelir. Bu lisan alimi de gemiye binmiş. Yolda işte gidiyor gemiciyle giderken, sen nahiv diyor, dil bilgisinden neler okudun falan diyor. O da hiçbir şey bilmiyor. Bazen hani bazı kelimelerin manalarını, bir takım manalarını, neleri sayar falan. Böyle o çok şey biliyor, kibire kapılabilir. Ne öğrendin diyor. Bu da vallahi bir şey öğrenmedim ben diyor. Eyvah diyor, ömrün yarısı gitmiş senin diyor. Senin ömrün yarısı gitmiş diyor. Sen boşa yaşamışsın. Tabii gemici bayağı bir üzülüyor. Yani böyle tepeden bakmaya, kendisini aşağılanmaya bayağı bir üzülüyor. Canı sıkılmış. Biraz sonra rüzgar şöyle bir esmeye başlamış. Demiş, beyim demiş, yüzme bilir misin demiş. Ya. Demiş ki, yok demiş, ben yüzme bilmem demiş. Vallahi beyim demiş, ömrün tamamı gitti demiş. Biraz sonra girdaba gireceğiz, ömrün tamamı demiş. Sert bir rüzgar gitti. İşte neyi Mevlana diyor ki, ey oğul benlik yapma. Benlik yapma, gurur yapma, kibir yapma, ben deme. Deniz çırpınan adamı alta alır. Yük sahibi adamı alta alır, aşağı çeker. Kendini bırakanı başının üstünde taşır. Bırakanı, boş olanı, değil mi? Aynen. Kendinden boş olanı, gururlanmayanı başının üzerinde taşır. Ama kibirlenen, çırpınan adam, varlık sahibi olduğunu gösteren, ölü gibi durursan taşıyor böyle. Ölüyü taşımıyorum, ölü suyun üstüne çıkıveriyor. Fakat çırpınan var olma mücadelesi yapan adamı aşağıya alır diye ifade ediyor. İşte buradan da hani bir şey bildin dermiş hakim, bilmediğim nesne kalmadı. Adamın biri öyle demiş. Bilmediğim hiçbir nesne kalmadı benim demiş. Her şeyi bildi biçare, kendini bilmedi demişler. Kendini bilseydi bu sözü söylemezdi. Bu sözü ifade etmezdi. Hani bir sohbet edersin, bir şeyler öğretirsin, bir şeyler konuşursun ama bilmeyeni bilmeyene üstünlük taslamak için yapma bunlara. Benlik yapmak için yapma. Böyle bir ders var. Bunda da bu soru. Şimdi siz kalkın buradan cımbızla, iple bir şeyleri seçin. Ondan sonra da Mevlana hakkında saçma İleri sapan... geri konuşun değil mi? İleri yani, geri konuşun. Ya ne güzel dersler, ne güzel ibretler. Şimdi bunları biz keşke ilkokuldan itibaren, ilkokuldan üniversiteye kadar Hazreti Mevlana'nın şu derslerini anlatabilsek gençlerimize. Şu hikayelerini, burada ilkokulda verilecek anekdotlar var, lisede verilecek anekdotlar var, üniversitede verilecek anekdotlar ve sözler var. Hani İngilizlerin Shakespeare'i ilk dersten son üniversite mezun oluncaya kadar okuttukları gibi. Yeah. Biz de Hazreti Mevlana'dan
ne sözler, ne ibretler, ne düşünceler. Ne kıymetlilerimiz var değil mi hocam? Neler var? Yani bütün halka mesela şunlar, her bir kimseye lüzumlu, faydalı anekdotlar ve çok güzel hikayeler ve çok güzel dersler. Mustafa Bey, evet. Verebiliyor muyuz bunları? Anlatabiliyor muyuz? Yok. Çok kısa bir şeyle geçiştiriliyor hocam bu tür konular. İşte Mevlana'ydı, Yunus Emre'ydi, Anadolu'daki hikaye bütün... Hikaye anlatılıyor, ibreti belki anlatılmıyor. Yani. Verilmiyor. İbreti asıl orada ibreti verilecek. Daha çok işte günümüzün, çağımızın diyelim, gençlerinin sıkça aslında kullandığı... Aslında yine de Hazreti Pir Mevlana'ya ait olmayan sözlerin sosyal medyada dolaştığı. O da ayrı bir durum. O da ayrı bir durum. Evet. Yine hocam bir başlığımız var. Güzel bir hikaye bu da herhalde. Cahil soyunun durumu. Bunun hakkında neler söylersiniz? Cahil sofunun mu? Cahil sofunun, pardon. He, evet, cahil sufi. Enteresan bir hikayedir. Günümüzde herhalde tam... Böyle tıpatıp uyan bir hikayedir bu. Şu hikayeyi bilseler, insanlar Mustafa Bey, belki de şu FETÖ belasına düşmezlerdi. Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Şimdi cahil bir sufi yoldan bir tekkeye gelmiş. Bir tekkeye. Eşeğini ahıra çektirmiş, hizmetçiye teslim etmiş. Kendi de yukarıya, odasına çekilmiş. Dergâhtaki sufiler de böyle zaruret içinde. Dergâhta tekke, dergâh, zaviye türü bir yer. Hı hı. Orada da pek çok sofiler varmış böyle. Tabii bunlar zaruret içerisinde adamlarmış. Yani zaten zaviyeye biraz garip, fakir şey adamlar gelir yokluk. Bunlar da öyle yine fakir kalmışlar. Para yok, pul yok. Ne yapacaklar? Düşünüyorlar bir şey satalım falan diye. Neyse eşeği satmışlar. Aşağı inmişler, kaçırmışlar bizim o cahil sofinin eşeğini çalıp gitmiş, satmışlar. Yiyecek, içecek, her şeyi almışlar tabii. Gelmişler tekkeye akşam. Böyle geceleyin bir güzelce eğlenmeye başlamışlar. Bizimki de ne oluyor falan diye bunların arasına karışmış bizim cahil sofi. O da bunlarla beraber yemeği içmeye, ona da ikramda, izzette, ikramda bulunuyorlar. Ondan sonra kendilerinden geçmişler gece yarısı, el vuruyorlar. Eğleniyorlar, oynuyorlar. Fakat ritimleri hep eşek gitti, eşek gitti. Allah. Eşek gitti, eşek gitti. Gülüyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. Her birisi de ey canlar eşek gitti, ey dostlar eşek gitti. Yani bütün söylemleri de, zikirleri de bu. Gitti eşek, eşek gitti, ey canlar eşek gitti. Bizimki de bağırıyormuş, eşek gitti, eşek gitti onlarla beraber. O da bir taraftan, ey canlar gitti. Sabaha kadar eğlenmişler neyse. Bizimki de artık yorulmuş, biraz da uyumuş. Sabah kalkmış, heybesini almış, eşyalarını toplamış, aşağı inmiş. Hizmetçiye getir eşeğimi demiş, ne eşeği? Ya nasıl ne eşeği? İşte benim eşeği getirsene falan demiş. Ya ne diyorsun sen, deli misin demiş. Eşek gitti ya demiş. Lan nereye gitti? Nereye gitti eşek? Ya eşeği yediniz ya demiş. Ya nasıl yedik? Sattılar senin eşeği. Gitti, aldılar gittiler demiş. Onunla da ne yaptılar? İşte sattılar, nice şeyler aldılar. Akşam yediniz demiş işte bunları. Ya nasıl olur yedik? Demiş nasıl olur var mı? Adamlar geldi demiş. Eşeği alıp gittiler, sattılar. Alıp geldiler. Ben demiş gece sana haber vermek için geldikçe... Sen de onlarla beraber bağırıyordun eşek gitti, eşek gitti diye. Lan demek ki biliyormuş adam dedim diyor. Adam eşeğinin gittiğini biliyor. Sen de onlara uymuşsun. Eşek gitti, eşek gitti bağırıyorsun demiş. Ben ne söyleyeyim sana? Kaç defa, 5 defa geldim demiş. Kendinden geçmiştin demiş eşek gitti ey canlar. Ya ne şey adam demek ki gittiğini biliyor. Umurunda değil, önemli değil, önem vermiyor. Geri döndüm demiş beyefendi ne yapayım ben yani? Ah demiş ondan sonra hani bizimki Arif adammış deyip geri dönüyormuş. Şimdi doğruyu bilmek, Mustafa Bey o kadar önemli ki doğruları bilmek. Yoksa girdiğin her zikir erbabının içinde adamı doğru zannedersen onlara uyup gidersin. Mankurt edilmek diyoruz ya, insanların mankurt edilmesi. Adam Peygamber Efendimiz'i bir kenara koydu. Hristiyan da cennete gidecek dedi. Şu ülkede Müslüman olup da
Yani annesinden babasından duyduğuyla söylüyorum. İlk mektepteki hocasından duyduğuyla söylüyorum. Şu memlekette ben 50 yıl içinde bu FETÖ dışında Hristiyan da Yahudi de cennete gidecek diyen birini duymadım. Peygamber Efendimiz'i bir kenara bırakanı duymadım. Diyalog diye bir şeyi duymadım. 40 sene boyunca şunu söylemediler mi? İşte doğruyu bilmediğin zaman cahillerin arasında sen de onlarla beraber olup gidiyorsun. Ne oldu? Seni nereye götürüyor? Sabahleyin ayılınca uyanıyorsun. Hazreti Mevlana da ölünce gözlerini yumunca uyanıyorsun ötede. Her şey gitmiş. Din gitmiş. İman gitmiş. Vatan. Her şeyi kaybetmişsin. Dini imanı kaybetmişsin. Burada vatan gitti, öldüm. Ölen adam ne diyoruz? Biz şehit oluyor diyoruz. Yani şehitler ölmez diyoruz. En büyük rütbeyi kazandı diyoruz. İnsanlar ağlasa da içlerinden bir huzur duyuyor. Oğlum şehadet şerbetini içti diye. Yani onun kaybını hiçbir şey yerini tutamaz geride kalan için. Yani bir şehidin oğludur bu, bu kardeşidir, bu babasıdır. Yani bunun yerini hiç kimsenin onun yerini tutması mümkün değil geride kalan için. Fakat bir taraftan da kalbinin bir tarafında oğlum şehit oldu, babam şehit oldu, eşim şehit oldu. Ben şehit eşiyim, şehit annesiyim, şehit babasıyım. Yani bir huzur var, bir gurur var. Şimdi diğer türlü imanı da kaybetmiş olmak. Gidiyorsun, iman gitmiş. Eşek gitti, eşek gitti bağırıyor. Ötede de işte cahil bir sofu. İman gitti. Ya. Farkında mısın? Yani 30-40 senedir Peygamber Efendimiz bir kenara. Hala uyanmıyor adamlar. Uyanmıyor. Şimdi Hazreti Mevlana'nın şu kıssasını, anekdotunu en güzel bir şekilde gençlere verdiğinde herhalde doğruyu bilmenin önemini iyi anlayacaklar. Doğru bilgilere sahip olmanın. Cahil sofuları İyi öğrenecekler, anlayacaklar. Bir adamın yanlışını, imanın şartını 6'yı 3'e düşüren, 6 şartını 3'e düşüren herhalde bir FETÖ'nün peşine kimse takılıp gitmezdi. 14 yıl Moldovyalı kızın şarkısını dinlemezlerdi meydanlarda. Ağlamazlardı. Evet. Değil mi? Türkçe olimpiyatları diye 14 sene Moldovyalı, Litvanyalı, Rusya, Amerikalı, İşte nereli, Mozambikli, dünyanın her yerinden kızların şarkılarını herhalde dinlemezlerdi. Aynı ritim, eşek gitti, ritmi, merkep gitti. Hadi buyur, ey canlar gitti. Ne gitti? Din iman gidiyordu. Şarkı türkü içerisinde bunu anlamıyorlardı. İşte Hazreti Mevlana'nın anekdotu. İşte musibeti yaşamak gerekiyor aslında anlamak için de Allah vermesin hocam, yaşatmasın. Hani bin nasihata da bedel bunlar. Yaşanmış hikayeler, yaşanmış kıssalar, anekdotlar, bunlardan da ibret almak hakikaten çok önemli. Dediğiniz gibi gençlerimize de yani ilkokul, orta, lise ve üniversite dönemine ait. O kadar hoş hepsine, böyle ibret. Bunu unutmaz insan. Yani şimdi şunu şöyle anlattığında o kişi 80 yaşına gelse bunu unutmaz. Böyle bir anekdotla verdiğin zaman, bir bilgiyi bir anekdotla verdiğin zaman onu unutması mümkün değil. Bir de bilginin unutulmaması. Evet. Oradan dersini çıkartır o hikaye içerisinde. Evet. Bilginin unutulmaması da hocam tekrara da bağlı. Evet. Yani bunu her dönem tekrarlamakta da o bilginin kalıcı olmasını sağlayacaktır. Yine güzel bir anekdotumuz var hocam. Not aldığımız gaflet uykusundan uyanmak başlıklı bir anekdot. Bu nasıldır? Şimdi gaflet uykusundan uyanmak nasıl geçer? Aklıma şey geliyor, onun adını. Ey gözlerim uyan gaflet uykusundan diye ilahi mi var? Uyan ey gözlerim. Uyan ey gözlerim. Gaflet uykusundan. Gafletten uyan. Vallahi gaflet uykusundan uyanmak herhalde çok zor. Mustafa Bey, kolay bir şey değil. Aynen. Gaflet uykusu. Zeka çok şey bulursa da gaflet gitmez insanlardan diyor bir şairimiz ya da bir alimimiz. Zeka çok şey bulursa da gaflet gitmez insanlardan
Hazreti Mevlana'nın da buna uygun hoş bir anekdotu var aklıma gelen. Atıyla seyahat eden bir adam uyumakta olan birini görüyor. Atıyla seyahat ediyormuş. Bakıyor yerde biri uyuyor. Fakat bir şöyle kalem gibi bir yılan da adamın ağzından içeriye, adam tabii ağzı açık uyurken, yılan ağzından içeriye giriyor. Adam böyle atından inip şeyi görüyor, yaklaştığını, gideceğini, koşuyor ama yılan giriyor. Bunun üzerine tabii adamı hemen uyandırıyor. Uyandırıyor ve adamı dövmeye, koşturmaya başlıyor. Orada bir elma ağacı var. Elmanın ağacın altında da çürük, o işte çürümüş, sağlam elmalar var. Ye bunları diye kırbaçlıyor adamı. Dövmeye başlıyor, kırbaçlıyor. Adam işte o çürük elmalardan, diğerlerinden, her birinden yiyor. Tıka basa artık burasına gelmiş. Bu defa da adamı kırbaçla koşturuyor sağa sola. Ve adam koşarken en sonunda içinde yediklerini dışarı çıkartıyor. Çıkarttığı zaman midesi bulanıyor. Tabii koşunca dışarıya çıkartıyor. Ve o yedikleriyle beraber yılan da dışarı çıkıyor. O esnada, o ana kadar içinden her kötü sözü söylediği adama onu görünce minnet duymaya başlıyor. Büyük bir minnet duyuyor. Bu defa teşekkür ediyor, elini ayağını öpüyor. Şimdi o ana kadar o çürük elmaları yerken, o kendisini koştururken, döverken ne yapıyordu adama? Belki lanetler okuyordu içinden. Zalime denk geldik diyor. Evet. Fakat ötekini gördüğü zaman bana ne güzel iyilik yapmış. Ne iyi davranmış. Çünkü içinden yılan çıktı. Şimdi Mevlana burada ibreti mesela uyuyan adamı gaflet uykusundaki insanlara benzetiyor. Gaflet içindeki insanlar uyurlar ve işte nelerle dolu oldukları gaflettir. Her türlü kötü bilgi, yanlış bilgi, bir takım şeyler girer. Aklı uyarıcı peygamber ve velilerdir. O aklı uyarıcı onları ne yapar? Bir takım şeylere karşı uyarırlar. Aklının adamı koşturması, terbiye edicinin koşturması gibidir. Yani birisi ilim zorlu bir yolculuktur. Çok okuyacaksın. Hoca insanı azarlar, hoca insanı dövebilir, hoca insanı gece gündüz yorabilir, ödevler verecektir. Yılanın ağzından çıkışı ise nefsin işte hakimiyetinden kurtulmaktır. Ne kadar o yılan insanın içinde. Şimdi böyle bir teşbih yapıyor. İşte insanlar gaflettedir. Kim uyaracak? Peygamberler uyaracak, veliler uyaracak. Onları bulmak hünerdir. Onlara bağlanmak hünerdir, en büyük hünerdir. Onların eğitimi, bir hocanın eğitimi basit bir şey değildir. İlim kolay bir şey değildir. Oturup iki kitabı okumakla ilim insanda gelmez. İlim üstattan öğrenilir. Çalışmak lazım, gece gündüz okumak lazım. Kolay bir şey değil. Diğeri de işte o eğitim metodunun zorluğu, yılan da insanın içinden çıkan, işte o zaman feraha ve kurtuluşa eriyorsun. Çünkü doğru bilgiye kavuşuyorsun. Doğru yola kavuşuyorsun o eğitimin neticesinde. Çok güzel. İşte gaflet uykusundan insanları ancak din alimleri, peygamberler, din alimleri, kitaplar bunlar uyarırlar. Mürşid-i kamiller uyarırlar. Onlar kurtarırlar diyor Hazreti Mevlana. Evet. Günümüze de ışık tutan ibretlik anekdotlar hocam. Böylelikle ikinci bölümün sonuna da geldik hocam. İnşallah 3. bölümde devam edeceğiz. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, 3. bölümde sizlerden gelen soruları inşallah hocamıza ileteceğiz. Yine başlıklar halinde not aldığımız kıssalar var. Zaman kalırsa inşallah onları da hocamızdan duyacağız. Twitter üzerinden tarih ve insan etiketiyle bizlere soru gönderen izleyicilerimizin arasından 3 kişiye de inşallah yine hocamızın çok değerli kitaplarından armağan edeceğiz. 3 adet. Bizi izlemeye devam edin inşallah.
Değerli izleyenlerimiz, Tarih ve İnsan programının son bölümündeyiz, üçüncü bölümündeyiz. Normalde ikinci bölümde sorularınızı alıyorduk. Lakin üçüncü bölüme bıraktık ki Hazreti Pir Mevlana'dan önemli anekdotlar, ibretlik anekdotları değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızdan duyduk. Ve şimdi sıra sizlerden gelen sorulara geldi. Fatih Bey'in sorusu hocam, Mevlana Hazretleri kendi yaşadığı dönemde anlaşılabilmiş midir? Yani anlaşılamamıştır demek yanlış olur. Hı hı. Herkesin anladığını söylemek de yanlış olur. Ancak Hazreti Mevlana binlerce, yüz binlerce talebesi olan çok büyük bir velidir. Zamanın devlet adamları tarafından ziyaret edilen, kabul edilen, sevilen bir büyük alimdir. Eseri meydandadır, yetiştirdikleri meydandadır. Dolayısıyla hizmetleri meydandadır. Bu noktadan baktığımızda herhalde yaşadığı dönemde en iyi anlaşılan, bilinen alimlerden bir tanesi diye ifade edebiliriz. Yine Fatih Bey'in sorusu hocam. Selçuklu tarih yazarı Mikail Bayram, Mevlana Hazretlerini neden Moğol ajanı olarak suçlamıştır? Mikail Bey bunu çok yıllarca talebelerine gerçekten Hazreti Mevlana'yı sanki adamın dünyaya gelişi, geliş maksadı Hazreti Mevlana'yı kötülemek, talebelerine bunu anlatmak. Bazı insanlar bazı şeyleri kendine bir görev gibi kabul ederler. Mikail Bayram'ın da bütün görevi sanki Hazreti Mevlana'yı kötülemekti. Onu işte bir Moğol ajanı gibi göstermekti. Hı hı. Bütün derdi, bütün arzusu, bütün hedefi bu olarak gitti. İnşallah böyle ölüp yaşamaz diyelim. Yani gitmez. Şimdi neden böyle bir şeyi ifade etti? Hazreti Mevlana'nın Moğollara karşı bir isyan hareketine sürüklememesi. Bu adam neyi bilmiyor? Ehl-i Sünnet büyüklerinin nasıl davranacağını, nasıl davrandıklarını bilmiyor. Bu adama göre herhalde İmam-ı Rabbani Hazretleri de çok kötüdür. Bu adama göre İmam-ı Azam Hazretleri de çok kötüdür. İmam-ı Azam Hazretleri kırbaçlanarak öldürüldü. Binlerce, yüz binlerce seveni vardı. Kimseyi ayaklandırmadı. İmam-ı Rabbani Hazretleri Ekber Şah tarafından hapse atıldı. Binlerce, on binlerce seveni vardı. Kimseyi ayaklandırmadı. Otoriteye karşı bir ayaklandırma söz konusu değil. Kaldı ki Hazreti Mevlana'nın zamanında artık Selçuklu hükümdarı diye bir şey yok. Selçuklu hükümdarları, ismen hükümdar, Moğolların idaresi altına girmişler. Ortada bir Moğol devleti var, başka bir şey yok. Siz cihadı devletinizle yaparsınız. Devletsiz cihad olduğunu hiç kimse hiçbir yerde söylememiştir. Hazreti Mevlana'yı o dönemde Moğollara karşı hareket etmiyorsun diye suçlayan bir tek kişi yok. Aradan 7 asır geçtikten sonra Mikail Bayram diye biri suçluyor. Yani bunlar ne İslam'dan bir haberleri var, ne İslam'ın ölçülerinden haberleri var, ne İslam büyüklerinden haberleri var. İslam bununla ilgili nasıl davranıyor? Bunu bilmediği zaman kendi kafasına göre yorumlarda bulunuyor. Hı hı. Oysa Hazreti Mevlana başka bir şey yaptı. Moğollara İslam'ı anlattı. Çünkü alimin vazifesi temelde tebliğdir. Evet. İslam'ı anlattı. Ve şöyle sorgulamak lazım bugün. O Moğollar Hristiyan mı oldu? O Moğollar Musevi mi oldu? Anadolu'yu Hristiyan mı yaptı? Musevi mi yaptı? O Moğol ajanı dediğin, Moğol ajanı diye söylediğin Hazreti Mevlana o Moğolları Ehl-i Sünnet Müslüman yaptı. Gazan Mahmud Han Müslüman olduğu gün 400 bin Moğol Müslüman oldu. Bunlar İbn-i Teymiye'ci adamlar. İbn-i Teymiye, Gazan Han'a karşı Mısır Memlüklülerini kışkırttı. Bunlar bidat ehli adamlar. Hazreti Mevlana'yla uğraşacağına 40 yıldır FETÖ'yü acaba anlattı mı bu adam? Konuştu mu? Hristiyanı, Müslümanları Hristiyan yapıyordu. Sen neredeydin o zaman? Kimdin, neydin? Hazreti Mevlana ile uğraşıyor. Mevlana Moğollara mı söylüyor? Hazreti Mevlana'nın Moğollara ne ağır sözleri var? O zulüm altındaki Moğollara ne sözleri var? O Moğolların işte
biz şöyle adiliz, şunu yapıyoruz gibi sözlerine karşı deveye nereden geliyorsun demişler. Hamamdan demiş, ökçenden belli diyor. Ökçen çamur içinde. Hamamdan gelsen ökçen çamur olmazdı. Ökçenden belli. Yani biz şöyleyiz diyorsunuz ama bütün yaptıklarınız zulüm. Hazreti Mevlana'nın Moğollara o kadar ağır ifadeleri ve sözleri var ki Müslümanlıklarından önce. Ve onları ne yaptı? Gücün yetmiyor. Ne yaptı? Onlara İslam'ı ve Ehl-i Sünnet'i tebliğ etti. Zaten bir alimin vazifesi budur. Evet. Peygamber Efendimiz Mekke'de tebliğ ile geçirdi 10 senesini. Medine'ye gidip İslam devletini kurunca cihat meselesi, savaşma meselesi ortaya çıktı. Devletin yokken neyle savaşacaksın? Mustafa Bey, bunlar dini imanı bilmeyen, İslam'ı anlamayan, Ehl-i Sünnet büyüklerini tanımayan, tanıdıkları da bidat ehli, bozuk, yobaz, bir takım insanlar din adına değil, başka şeyleri anlatan insanlar. İbn-i Teymiye ekolünde olursan, maalesef Mevlana'yı da, Hazreti Şems'i de hiçbirini anlayamazsın. Ehl-i Sünnet büyüklerini anlayamazsın. Bu da anlayamadı. Nedir gerisi? İftiradır. Moğollarla bir olup Selçuklu'yu mu yıktı? Moğol ordusunda mı çarpıştı Hazreti Mevlana? Ne yaptı? Sözü mü var? Moğolları öven bir sözü mü var? Bunlar yok. Sadece çarpışmadı diye. Yani Mevlana'nın ordusu mu var? Devleti mi var Hazreti Mevlana'nın? Evet. Maalesef. Çamur at, izi kalsın. Evet. Hocam bir diğer sorumuz izleyicimizin Ahmet Sıddık Bey. Mevlana Hazretleri neyi çalar mıydı? Dönerek raks eder miydi? Yoksa bunlar bir iftira mıdır? Vallahi bu çok tartışılan bir mevzu. Hı-hı. Çok çok tartışılıyor. Farklı rivayetler okuyoruz, görüyoruz. Şimdi Hazreti Mevlana'nın bu zikir meselesi bir disiplindir Mustafa Bey. Yani tarikatlerde zikir olduğu zaman bunun ne söyleyeceği, ne şekilde söyleyeceği, dili sesli mi söyleyeceği, sessiz mi söyleyeceği, kalben mi söyleyeceği, nasıl edecekleri bu bir disiplindir. Bu oyun ve eğlence değildir. Bugün Hazreti Mevlana adına yapılan ve gösterilenlerin tamamı oyun ve eğlencedir. Yani bunu söylerken ne için söylüyorum? Dönmekle ilgili söylüyorum. Ne yüflemekle ilgili söylüyorum. Yani o ney sana ne anlatıyor? Ne veriyor? Bugünkü insana acaba o çalgı ney? Ne veriyor? Ben anlamış değilim. Yani ney çalıyor? Hı hı. Davul çal sokakta. Öteki de dümbelek çalsın. Biri bir şey. Ne veriyor sana o acaba? Hazreti Mevlana'nın anladığıyla senin o neyden neyi anlıyorsun? Dinle neyden? Çünkü hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Hazreti Mevlana dinle neyden sözünü, mesela Abidin Paşa, Osmanlı valilerinden, neyi dokuz manasıyla anlatıyor. Ve diyor ki, buradaki neyden maksadın Mürşid-i Kamil olduğunu söylüyor. Mürşid-i Kamil'i dinle. Mürşid-i Kamil'i. Şimdi Hazreti Mevlana aslanı, tavşanın hikayesini anlattı. Evet. Burada arslan mı, tavşan mı? Tavşan ne, arslan ne? Bir manalarını veriyor ondan sonra değil mi? İşte biri nefsindir, biri şudur, biri peygamberdir. Atlıyı anlatıyor, diğerini anlatıyor. Ve bunlar rumuz. Neyde bir rumuz? Neyden dinle? Kim o? Mürşid-i Kamil'i dinle. Mürşid-i Kamil'in sözünü tut. Bunun dokuz şey olarak, bilgi olarak delille Mürşid-i Kamil olduğunu ispat ediyor. Ayrılıklardan şikayet etmede. Bu ayrılıkları bir bölünmek olarak alabilirsin. İkincisi, vatanından ayrılan bir adam. Ney ağlıyor? Mürşid-i Kamil. Sana, senin vatanın burası değil. Senin vatanın buradan gideceğin yer. Asıl vatanın. Yurdun, evet. Sen oradan geldin. Buralı değilsin sen. Buraya geçici geldin. Buradan yeniden gideceksin sen. Mürşid-i Kamil bunu haber veriyor. Unutma diyor. Buraya bağlanıp kalma. Mecazi aşkları çabuk geç. Mecazi aşklara kapılıp kalma. Bu dünyayı köprü gibi bil. Köprünün üzerinde bina yapmazlar, yaptırtmazlar. Yaparsan sabahleyin yıkarlar.
Hiçbir köprü üzerinde bugüne kadar ev görülmedi. Evet. Sen de yapma. Hazreti Mevlana bunu veriyor, bunun işaretini veriyor. Bunları anla diyor. Şimdi bizimkiler sadece dönüyor. Bunu da gösteri olarak yapıyor. Yani birilerine gösterme maksatlı yapıyor. Allah'ın aşkıyla kendinden bir geçme değil. Hazreti Mevlana'nın böyle işte örsün demirin örse vurmasından Allah şeyini alıp Allah deyip döndüğü bu bir cezbe halidir. Bazen alimlerde cezbe halinde bazı sözler, bu sözler bize örnek olmaz. Cezbe halinde bazı hareketler olabilir, istem dışı, istek dışı. Bu hareketler bizim için ölçü değildir. Sonradan o yolda Mevlevi olanlar bunu sistemleştirmişler. Hani o esnada zikretmişler dönerek. Sultan Beled'den itibaren bu hale getirmişler. Ama bu da bir zikir. Bu da bir zikir ve onu bir zikir için yapıyor. Talebeleri orada bu. Bunu birileri gelsin de biz gösteri yapalım. Ney çalalım, üfürelim. Ya neydi? Yedi delik. O yedi delik nefsi anlatıyor. Nefsin evet. yedi şeyini anlatıyor. Yani bu manaları biliyor musun? Evet, Hazreti evet. Mevlana'yı okuyor musun? Dolayısıyla ben bugün Hazreti Mevlana'nın tamamen bir şeye oyun eğlenceye mi desem, böyle mevki kapma mı desem, paraya tahvil etme mi desem, yani bir şeylere kurban edildiğini açıkçası düşünüyorum. Hazreti Mevlana'yı bugün hakkıyla ne yazık ki anlayabilen, anlatabilen çok az. Maalesef. Çok az. Evet hocam. Yine ortak sorulardan gelenlerden soruyorum hocam. Hazreti Pir Mevlana Türk müydü, Arap mıydı, Acem miydi, milliyeti nedir? Aslen Türkez, eğerçe Hindu Guyen. Farsça söylüyorum, yazıyorum ama aslen Türkez, ben Türk'üm. Açıkça söylüyor Hazreti Mevlana. Zaten geldiği yerden, Belk'ten, orta şeyden, Türkistan'dan hareketle geldiği yer, babaları, şeyleri belli. Kendisi de Türk olduğunu açıkça ifade ediyor. Evet. Hocam Sır Ati Rumuzlu izleyicimiz, Sema ayininde tasavvuf musikisi uygulaması ilk ne zaman başlamıştır? Bu uygulamanın dinimizdeki hükmü nedir? Vallahi musiki, sazlı, caz, tasavvuf musikisi diye özel bir şey yok. Tasavvuf şiirleri var. Tasavvuf şairleri var. Onu yazan şeyi var. Musiki biraz müzik. Bu da tartışılan mevzulardan bir tanesi. Yani alimlerin çoğuna göre, bilhassa Nakşibendi yoluna göre uygun değil müzik aletleri. Enstrümanlar. Bu enstrümanlar, bir takım şeyler uygun değil. Ama o şiirleri kendileri teganni ile hani söyleyebiliyorlar, onun şeyini yapabiliyorlar. Aletsiz ifade edebiliyorlar. Bugün o hale geliyor ki, yani neredeyse artık Kur'an-ı Kerim'i bile aletli okuyacak bir hale doğru getiriyorlar ya, açıkçası. Maalesef. Son derece yalnız, son derece tehlikeli hareketler bunlar. Maalesef giriyorlar. Çok yanlış işler. Özden ayrılmamak lazım. Özden ayrılmamak lazım. Evet. Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle ve tecvid ile okumak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de teganni yapılmaz. Değil mi? Yani evet. gerektiği yerinden uzatılmaz. Tecvid kaideleri üzere güzel bir şekilde okumak lazımdır. Okunma şeyi bellidir. Bunu uzata uzata. Evet, bir şiiri de kendi güftesi, bestesiyle aletsiz okuyabilirsin. Teganniyi onda yapabilirsin. Aynen. Onu ezberlersin o şekilde kendince bir şey. Ama bunu da aletlerle okumak, o da tartışılır. Hani bir şeyde şöyle bakmak lazım Mustafa Bey. Bir şey hakkında alimlerin bir kısmı yapılabilir dedi, bir kısmı yapılmaz dedi. Böyle bir şeyi yapmamak uygundur. Çünkü yani onu yapmadığın zaman niye yapmadın diye sorulmayacak. Hiç kimse size yani niye müzik yapmadın, niye musikiyle şunu yapmadın demeyecek yani. Yani. Değil mi? Ya bunu söyleyecek kimse var mı böyle bir şeyi? Böyle bir şeyle emrolunduk mu? Hayır. Peki yapma diyen alimlere göre ise sıkıntıdasın. Evet. Sıkıntıdasın. Ya ölçü aslında çok basit. Ya bir şey hakkında kesin bir emir yok, herhangi bir şey yok. Alimlerin bir kısmı demiş ki, bunu yapma, bu yanlış, çok yanlış, harama düşersin. İmam-ı Gazali gibi,
harama düşersin, sıkıntılı olur. Bir kısmı da güzel olur, yapabilirsin demişler. Gayet ölçü net. Hı hı. Bu tip şeylerden kaç. Uzak dur. Evet. Ali Can Bey'in sorusu hocam. Ahmet Hocam'a sormak istiyorum. Hazreti Pir Mevlana'nın gözüyle bize tasavvufu tarif edebilir mi? Vallahi Hazreti Mevlana'ya göre tasavvuf binlerce tarifi çıkabilir. Yani Mesnevi'yi okurken çok tarifleri çıkabilir tasavvufun. Ben insanın kendine gelmesi, kendini tanıması. Hani kendini bilen Rabbini bilir, bilir şeyi var. Hazreti Mevlana insana kendini tanıtan, onu okudukça kendine hep çeker böyle, kendini tanı. Bugünkü şeylerde de çok çıktı Mustafa Bey. Değil mi? O senin nefsindir. Evet, hep. Evet. Kendini tanımaya yöneltti. Hı. Kendi kötülüklerini gör dedi. O kötülükler senin nefsindir o ana dedi. Bütün kötülüklerin nefis anasıdır. O anne senin nefsindir dedi. Hazreti Mevlana'da insanın hep kendisine yönelmesi vardır. Kendisini tanıması vardır. Sanki tasavvuf böyle söylense bana bu olarak ifade ederim. Ve istikamet üzere olmaktır. Hani ben İşte peygamberin ayağının tozuyum. Ben Muhammed Muhtar'ın ayağının tozuyum. Ben Kur'an'ın kölesiyim yaşadığım müddetçe. Evet. Benim dışımda, bunun dışında ne söz söylerseniz söyleyin, ben ondan da, o sözlerden de bizarım, uzağım. Bir, kendini tanımaktır. İki, istikamet üzere olmaktır. Zaten aslında tasavvuf budur yani. Tasavvuf, insanı İslamiyet'i aşkla, veçle ki, aşk çağlayanıdır Hazreti Mevlana bir bakımdan da. Onda durağanlık yoktur. Hani yeni bir şeyler söylemek lazım. Orada ne var? Kendini yenilemek var. Her gün bir şey üzerine katmak var. Her gün çalışmak var. İlim öğrenmek var. Sevabın üzerine bir sevap koymak var. Yerinde durmak yok. Coşku var. Hazreti Mevlana'da aşk var. Aşk çağlayanı deriz. Heyecan var. Bu da işte tasavvuf. Dini bir yaşarsın ama bazen dini yaşadığın o ibadetleri yük olarak görebilirsin. Oysa Hazreti Mevlana'da bunu heyecanla, bir zevk olarak yapmak var. İştiyakla yapmak var. Heyecanla yapmak var. Biraz bu. Tasavvuf da zaten dini yaşamakta kolaylaştırmaktır. Evet. Bu aşkı yakaladığında, Hazreti Mevlana'nın o aşkını aldığında yaşaman kolaylaşıyor. Arzum artıyor Mustafa Bey. Evet. Onun tasavvufu bu olarak değerlendirebilirim. Yani izleyicimiz güzel bir soru sormuş. Birden kolay değil. Yani tasavvuf tarihi, hele Hazreti Mevlana'ya göre ilk aklıma gelenleri söylemiş oldum. Çok güzel. İnşallah çok iyi güzeldi şey hocam. Olmuştur. Hocam, yanlış da bir söz söylememiş oluruz. İnşallah. İnşallah. Hocam yine ortak gelen sorulardan bir tane ama vaktimizi aşacağız birkaç dakika. Şunu da bir cevaplarsanız, hocam Mevlana'nın Şems'le olan durumunu açıklar mısınız demiş. Ya bunu bazı kendini bilmez, ahlaksız, hı hı. Ruhu hasta olan insanlar bundan da çok şeyler anlatırlar. Hazreti Mevlana kendini Şems'le bulmuştur. Şems, Hazreti Şems, onun Hazreti Şems'in dili olmuştur Mevlana adeta. Hazreti Şems büyük bir velidir, büyük bir evliyadır, büyük bir alimdir. Hatta o hocaları Kemal Cündi vardır, büyük şeyh Kemal Hazretleri. Bir arkadaşıyla beraber ders alırken arkadaşı her gün çok güzel şiirler söyler, yazar, getirir, konuşur. Hocası bir gün der ki, sen niye söylemiyorsun? Sende bir şeyler yok mu Hazreti Şems'e? O da der ki, vallahi hocam. Kalbime öyle hikmetler, öyle sözler geliyor, neler, fakat söyleyemiyorum, çıkmıyor. Ama içim sanki bir volkan gibi kaynıyor. Hocası der ki, evladım, sen öyle birine arkadaş olacaksın ki, senin içinde o kaynayan volkanı o dile getirecek. İşte bu Hazreti Şems'in dili Hazreti Mevlana olacaktır. Onun o sohbetiyle, onun yetiştirmesiyle, Hazreti Mevlana bu eserlerini yazacaktır. En büyük ilişkisi budur işte Mustafa Bey. Başka ne arayacaksın? Öyle söylendiği başka gibi ne? Ahlaksız durumlar itiraf ediliyor. Bunlar hasta insanlar hasta ya Mustafa Bey. Yani söylemleri. Şimdi
Bizlerin hiç mi dostu yok, arkadaşı yok? Biz hiç mi iki arkadaş bir evde kalmıyoruz? Hiç kimse mi kalmıyor? Yani. Bunlar nasıl bir hasta ruhtur ki? Yani iki kişi, iki adam bir yerde kalıyor olsa bunların aklına hemen hastalık mı geliyor? Bunlar nasıl bir ahlaktır? Nasıl bir ruh halidir açıkçası? Hı-hı. Fatih Sultan Mehmet hocasıyla hocasının evine gittiği zaman farklı bir şey. Hazreti Mevlana, Hazreti Şems. Valla Mustafa Bey, bunlar insanlıkların, insanlığın iyisiyle alakası olmayan insanlar açıkçası. Bunu söyleyen insanlar, insanlığın iyisiyle alakası olmayan hasta adamlar. Söylenecek bir şey yok. Söylenecek bir şey yok. Evet. Mesnevi-i Şerif'i hocam hakkıyla, layığıyla okumak gerekiyor o zaman. Okumuş öyle. Olanlar da tekrar okursa daha da faydalı olabileceğini düşünüyoruz herhalde. Yani inşallah. Benim mesela Fatih Çıtlak Hoca Efendi var. Evet. Severim kendisini. Çok bu konularda mesela çalışmaları, gayretleri, şeyleri var. Çok güzel. Şimdi birilerinden, üstadından alıyor ve anlatıyor. Biraz mesnevi üstadından okuyarak, hı hı, alarak anlatılacak. Ben alayım, okuyayım değil. Biraz mesnevi üstadından dinlemekle anlaşılır. Aynen. Rastgele böyle okuyup kelimesini bilmeyen insanlar işte başka başka taraflara çekip başka düşüncelere gidebilirler. Onun için şöyle kapatalım. Hazreti Mevlana der ki, mesnevi Nil Nehri'nin suyu gibidir. Kıpti'ye kan görünür, Musa Aleyhisselam'a saf sudur. Bazılarını boğar mesnevi. Mesnevi bir ilimdir. Hı hı. İlim kitabıdır, ilim dilidir. Başlı başına bir ilimdir. Hadislerin, ayetlerin açıklamasıdır. Bilen biriyle onu dinleyecek ve okuyacak açıkçası. Yoksa Allah muhafaza çok yanlış hükümler verebilir. Bu yanlış şeyler ayete, hadise doğru gider. Büyük hata olur. Ben Ahmet Cevdet Paşa'da mesela, hı hı, üzerinde bir kitabım vardı, Ahmet Cevdet Paşa. Özel dersler alıyor ve Sultan Abdülmecit Han'dan mesnevi okutabilir icazeti alıyor. Osmanlı'da icazetle veriyorlardı bunu Mustafa Bey. Yani herkes mesnevi okutamaz. Onu okutabilmek için özel bir icazet. O mesnevi okutabilir. Hı hı. Ve Sultan Abdülmecit Han'ın katıldığı bir toplantıda bunu almıştı. Yoksa işte davul çalmaya başlar, nel çalmaya başlar, sokakta dönmeye başlar. Dön baba, dönelim haline gelir. Başka bir şey gelmez. Mevlana diyor, mesnevi diyor, dönmekten başka bir şey bilmiyor. İnsanlar da dönenleri izlemeye gidiyor. Cambaza bak misali gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bu değil kardeşim ya. Evet. Hazreti Mevlana'yı iyi bilmek lazım, iyi öğrenmek lazım. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet değerli izleyenlerimiz, programımızın da başında söylediğimiz gibi soru gönderen izleyicilerimizin arasından 3 kişiye yine Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızın kaleminden çıkmış değerli kitaplardan armağan edeceğimizi söyledik ve o isimleri hemen açıklıyorum. Kanalımıza ayrıca telefon marifetiyle ulaşıp adres ve telefon bilgilerini de verirlerse inşallah hediyemizi kapınıza kadar göndereceğiz. O isimler Mustafa Yüce, Emel Ören, Alican Kartal beyefendi. Hediyelerini alabilirler kanalımıza ulaşıp. Ve hemen programımızın sonunda söyleyelim. Yarın inşallah değerli hocamız Bursa'da olacak ve hafta sonu da Almanya'da olacak inşallah. Orada oturan izleyicilerimize buradan duyurulur. Değerli izleyenlerimiz, yayında ve yapımda emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına kendisine emanet edileni en iyi şekilde hıfzı muhafaza eden Yüce Rabbime emanet olunuz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık. Thank you.